Selamun aleyküm arkadaşlarım. Hamurumun mayası geldi. Yaparken sizlere de göstermek istedim arkadaşlarım. Önce tepsimin altına birazcık yağ koyuyorum. Tepsimizi yağlıyoruz. Yağlıyorum arkadaşlar. Altına yapışmasın diye. Evet. Şöyle yağlıyorum arkadaşlarım. İki tepsi yapacağız canlar. Yapışmasın. Arkadaşlarım altına. Şimdi arkadaşlar, önce ben saç örgüsünden başlıyorum. Seyircilerim böyle. Yapılışını da göstereyim size arkadaşlarım. Mayam da çok güzel gelmiş. Bu arada ben yaparken biraz da kendimden bahsetmek istiyorum size canlarım. Ben 14 yaşımı bitirdim. 15 yaşına girince düğünüm oldu arkadaşlarım. 15 yaşında geldim bura. Çok küçüktüm, daha çocuktum. Eşim beni sevmiş, görmüş, sevmiş. Annesine babasına illa oğuz olacak demiş. Bizim de evimizin karşısında bakkal vardı arkadaşlarım. Gelir gelir eşim ona dikilirdi. Ne bileyim ben beni sevdiğini, daha çocuğum sevmeden anlamam bir şey mi? Sonra annesini, yengesini getirmiş bizim kapıya kadar. İşte benim sevdiğim kızın evleri burası diye. İşte şöyle arkadaşlarım, bakın yapılışını göstereyim ben size. Bu saç örgüsü arkadaşlarım. Sonra annem hasta yatıyordu. Ben annemi yoklamaya geliyorlar sanıyorum seyircilerim. Bir de geldiler, otururken laf açtılar işte anneme. Ben senin kıza, biz senin kıza dünür geldik diye. Annem dedi ki, abo şu çocuğa mı geldiniz dedi, şaşırdık biz. Onlar da he dedi, seviyormuş. Ramazan dedi, yaşımın adı Ramazan arkadaşlarım. Sonra annem dedi, bakalım babasına neyim, babasına neyim bir gelsin, danışalım. Nasılsa olur dedi. Bir de onlar gitti arkadaşlar, işte nasibimiz. Dilimiz dişimiz kilitlendi. Neyse nişanlandık. Nişanlandıktan sonra bir hafta sonra kaynanam peş geçirdi arkadaşlarım. Peş geçirince hiç kalkamadı. Kaynanam hiç kalkamadı hiç. Sonra bana önüme düşmeye başladılar işte. Sen orada yapamam, sen daha küçüksün. Ondan sonra kaynanan kalkamıyor, o evde kimse yok. Seni eğiten olmaz. İşte bakan olmaz, gören olmaz dediler. Ben de dedim, ben kendi kendimi eğitirim. Ben kendi kendimi yöneltirim. Sonra geldim arkadaşlar. 15 yaşında düğünüm oldu, geldim. 26 sene oldu arkadaşlarım evleneli. Buradayım. Hiç şu da şöyle olacak, bu da böyle olacak diye eğiten olmadı arkadaşlarım beni. Ben kendi kendimi eğittim. Allah'ıma çok şükür. Şimdi de 3 çocuğum var. Geçinip gidiyor seyircilerim. İşte böyle hayatım benim. Canlarım. İşte saç örgüm bu arkadaşlar. Annem çok küçük yaşta evlenmiş canlar. Çok küçük yaşta evlendim canlarım benim. 14 yaşında evlenmiş. 14 yaşını bitirdim, 15 yaşına girerken düğünüm oldu seyircilerim benim. Bunlar kabaracak arkadaşlar, birazcık mesafe koyalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Birazcık mesafe koyalım, bunlar kabaracak. 2-3 diye yaparsak. Biraz daha yapalım. Şöyle arkadaşlar. Öbürleri de poğaçalı hamuru mu? Onlar da poğaça yapacağız. Arkadaşlarım, aboneliklerinizi, yorumlarınızı, nereden katıldığınızı yazın arkadaşlarım. Aboneliklerinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Ücretsizdir arkadaşlarım.
Böyle işte arkadaşlar. Bugün hem poğaça hem saç örgüsü yapıyoruz. Evet. Seyircilerim. Bugün ben bunları göstereyim dedim size. Biz bu kanalı yeni açtık arkadaşlar. Annem açtı. Anneme biraz abone, destek alalım. Daha yeniyim arkadaşlar. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Nereden katıldığınızı yazın canlarım. Bu arada çok güzel oluyor arkadaşlar. Yemesi de güzel arkadaşlarım. Sizler de yapın. Tadına bakın. Gelin çay içelim, çay koyun. Bunlarla içelim seyircilerim. Yiyelim, içelim. Yiyelim, içelim. Evet arkadaşlarım, şimdi ben saç örgümü bitirdim. Poğaçama geçtim arkadaşlar. Poğaçamı yapıyorum. Poğaçalı hamurlarımız böyle arkadaşlar. Yuvarladık. Evet, annem açtı. Poğaça yapıyoruz. Bir tepsi saç örgüsü yaptık. Bir tepsi de poğaça yapacağız arkadaşlar. Üzerine yumurtanın sarısını süreceğiz. Evet, poğaçalarımız şöyle olacak arkadaşlarım. Bugün de böyle olsun dedik. Çok sert değil, çok yumuşak da değil, normal. Kulak memesi kıvamında olacak hamurlarımız arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bir 5-10 dakika tepside dinlenecek yaptıklarımız. Sonra fırına süreceğiz canlarım. Yer mayasını alacak biraz. Bizim burada böyle derler arkadaşlar. Lor peynir değil mi? Evet. Arkadaşlarım her türlü peynir olur. Peynirde, çökelekte yani hepsi olur buna. Ben lor peynir yaptım. Arkadaşlarım biraz da size anlatın. Neler yapıyorsunuz? Nerelerden katılıyorsunuz kanalıma? Canlarım, yorumlara yazın. Nerelerden katıldığınızı. Bizim mutfakta soğuk. Bizim burası sanki buz. Buz gibi. İşte böyle arkadaşlar, bugün size bunları gösterelim dedik. Yani çayına çok güzel gidiyor. Seyircilerim sizler de yapın. Onun 5 dakika dinlenecek. Sonra fırına. Dediğim gibi arkadaşlar, 2 su bardağı süt hamurunu yoğurmak için. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, biraz yaş maya, ondan sonra 2 yumurtanın akı, yağ. Sizler de yapın seyircilerim. Çok güzel oluyor. Yapılışı böyle. Kulak memesi kıvamında yoğurulacak.
İşte böyle arkadaşlar. Canlarım buyurun gelin. Yiyelim. Altına yağ sürdük arkadaşlar yapışmasın diye. Evet. Şimdi iç harcı da. İç harcına da seyircilerim ben lor peynir yapıyorum. Lor peynirin içine maydanoz doğradım biraz. Ufak ufak doğranacak maydanoz. Yeşil maydanoz. Birazcık yani aşırı değil yağ, çiçek yağı koydum arkadaşlar. Çok az. Çok değil yani. İç harcı böyle canlar. Evet canlarım. Çok güzel hamur olmuş. Çok güzel de mayası geldi. Daha ileriki zamanlarda seyircilerim börek yaparım, bazlama yaparım. Onları gösteririm size. Daha yeniyim. Arkadaşlar, daha 3-4 gün oldu kanalımı açalı. Aboneliklerinizi unutmayın. Yorumlarınızı unutmayın. Evet arkadaşlarım, ben yapılışını bitirdim. Kekimin, saç örgümün. Şimdi yumurtasını yağlıyorum arkadaşlar. Poğaçanın üstüne. Yumurta şöyle sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısı sürüyoruz üstüne arkadaşlar. Her tarafına böyle. Daha yeniyim arkadaşlarım. Desteklerinizi beklerim. İnşallah beni de ilerletirsin bu canlar. Şimdi saç örgümün sarısını sürüyorum canlarım. Şöyle. Her tarafına şöyle güzel olsun. Kırmızılıkça bitsin. Dakika dinlenecek arkadaşlar hamurum. Sonra pişince görüşürüz canlarım. Kendinize iyi bakın. Kendinize arkadaşlar. İyi bakın. Süsleme olarak üzerine şöyle dur süslemesini de göstereyim arkadaşlarım ben size de. Ondan sonra kapatalım. Evet. Pişince gösterelim bir de. Arkadaşlarım ben süslemesine çörek otu kullanıyorum. Susamı ben pek sevmiyorum. Şöyle. Canlar böyle olacak çörek otu. Böyle serpilecek üstüne. Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. İsteyen susam da yapabilir seyircilerim. Biz böyle seviyoruz. Ben çörek otu yapıyorum. Biz böyle göstermek istedik arkadaşlar. Piştiğimizde görüşürüz.
Arkadaşlar ben simitimi, bohçamı yaptım arkadaşlarım. Buyurun gelin çayla içelim seyircilerim. Şöyle gösterelim size. Arkadaşlarım bugünkü videomun da sonuna geldim. Aboneliklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim.